Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle cıvıl cıvıl güzel bir motif çalışması yapacağız. Ee, önümde gördüğümüz bu motifimiz iki sıradan oluşmakta. Birinci sırasını ve ikinci sırasını farklı renklerle örerek oluşturduk. Ee, motiflerimizin birleşmesiyle hem yetişkin hem de bebek battaniyesi ya da kırlentler örebiliriz. Ee, diz örtüleri örebiliriz. Nasıl uh, kullanmak istersek uh, o şekilde değerlendirebiliriz. Örmesi son derece kolay bir çalışma olacak. Birleştirmesi de ona göre sırası küçük olduğu için çok çok kolay olacak. Özellikle yeni başlayan kardeşlerimiz için örmesi çok rahat ve kolay gelecek ve çabuk bitecek güzel bir çalışma. Evet, dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 2. Sıde farklı parçalardan olduğu için bakınız hem ortası hem diğeri çok fazla ipe de ihtiyaç yok. Kalan iplerimizi değerlendirme adına da güzel bir çalışma olacak. Evet kolay gelsin diyerek hemen motifimizi çalışmaya başlayalım. Arkasından da birleştirme işlemini yapalım. Kolay gelsin. Motifimizi örmek için pembe ipimi alıyorum ve iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. İpimizin kalın ve ince oluşuna göre tığ numaramızı belirleyelim. Eğer ipimiz biraz daha kalınsa 3 ve 3,5 numaralı ip tığları kullanabiliriz. İnceyse ise 2,5 gayet ideal olmakta. Eğer eliniz çok sıkıysa 3 numaralı tığla da örebilirsiniz. Hemen şöyle zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Şöyle ipimi sıkıştırdım ilk zincir altından. Birinci zincir içerisine gelerek giriyorum ve bir tane minik halka yapıyorum. Hemen 1 2 3 zincirimi ilave ediyorum halkamın üzerine. Tığımızın başını bir defa dolayalım. Yuvamızın içine girerek iki defa da örelim. 1 ve 2. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvamın içerisine giriyorum. 1 ve 2 ipimi de bakınız şu şekilde iç kısmı alarak gizliyorum araya 1 2 zincirimizi çekelim tekrar aynı halka içerisine bir defa başını dolayıp iki defa da örelim 1 ve 2 doluyorum 1 2 tekrar üçüncü kez aynı işlemi yapıyorum 3 tane trabzanımızı örmüş oluyoruz araya 1 İki zincirimi çektikten sonra yeniden bakınız ikinci grubumuzu oluşturduk birinci grubumuzun ilk zincirden oluşmuştu iki tanesi trabzandan araya iki zincir çektim ve başını bir defa dolayıp iki defa ördüm trabzanlarımızı üç adet ördüm araya iki zincirimi çektim ve yeniden üç tane trabzan yapmaya başlıyorum üçüncü grubumuzu oluşturmak için Tamam başını doluyorum bir iki 3 ipimizde bakınız gizliyoruz araya iki tane zincir tekrar bir başını doluyorum iki defa da çekiyorum 1 ve 2 şöyle bakalım bakınız dört tane üçerli trabzan grubunu oluşturduk kare olan motifimizi bakınız dört trabzan grubuyla tamamladık bir iki zincirimi çekiyorum üç tane zincir çekerek başlamıştım üçüncü zincirin tepesine gelip sadece içinden geçip buradaki zincir içerisinden de geçtikten sonra göbek kısmını birleştirmiş oluyorum. Bir zincir çekip buraya sabitledikten sonra ipimizi keselim ve diğer rengimize geçelim. Şöyle görelim. Arkadan bakınız ipimizi alta alarak gizledik. Hemen kesebilirsiniz isterseniz. Bakın sıkıştırdığımız zaman sıkışı dilerseniz şöyle rahat da bırakabilirsiniz. Bu ipimizi hemen buradan alalım ki daha sonra iş yoğunlaşmasın. Evet, göbek kısmımızı tamamladık. Diğer rengimi geçerek üst kısma başlıyorum. İpimizle örmeden önce bir tane zincir çekerek düğümümüzü atalım şöyle ve başlayalım. İpimizi kopardığımız yerden başlamayalım. Çünkü örerken gizlemek istediğimiz için şöyle bakınız 1 2 Geriden başlayalım hemen batıyorum önden sabitliyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve alttaki ipimi şöyle düzelterek elimle tutuyorum onu da gizleyerek örmeye devam ediyorum zincirlerimden sonra başını bir defa doluyorum iki defa da kapatıyorum başını bir defa doluyorum iki defa da kapatıyorum tekrar araya iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm bakınız aynı yere. Bir tane zincir çekiyorum. Aralarda bir zincir. Hemen diğer iki zincir çektiğim yere girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 2 tane zincir ilave ediyorum araya ve aynı yere tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan aralarda ise bir tane zincirimiz var grup arasında 2 zincirimiz Evet 3'er trabzan üçer trabzan ördükten sonra diğer zincir içerisine geçiyoruz geçmek için bir tane zincirimi ilave ediyorum Tığımı başını doluyorum bakınız kopardığımız ipi şöyle düzeltiyorum elimle buradan tutuyorum İp de altta kalacak şekilde örmeye başlıyorum çok rengarenk olduğu için bu şekilde gizlerseniz sonradan içe gizlemek zorunda kalmayız gayet rahat ederiz araya iki zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 tane köşemi tamamladım. Bir zincirimi çektikten sonra 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincirimizi çektikten sonra bakınız dört köşemizi bu şekilde oluşturduk ve iplerimizi de arkadan gizledik. Bakın ne kadar kolay oldu. Hemen şu şekilde bilek kesebilirsiniz. Hiç sonraya bırakmayalım. Ee, çok rengarenk olduğu için sonra sıkıntı olur. Ee, gözümüz de büyüyebilir. O yüzden hemen alalım. Evet. Bir zincirimizi ördükten sonra üçüncü zincirin içerisine girerek batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek koparıyorum. Tabii bu ilk motifimiz için geçerli. Daha sonrasında ise motiflerimizi birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Ben birleştirerek gelmiştim bakınız motiflerimizi. Şimdi iki köşe birleştirmem gerekmekte. İki köşe birleştireceğim için şöyle bir köşeyi tamamen ördüm. Bir köşeyi yarım ördüm. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Arka yüzleri birbirine gelecek şekilde bakınız önleri dışarıda kalacak arkaları birbirine gelecek şekilde bir zincirimi çektikten sonra bu köşenin 2 zincir çekmiş olduğum yerine giriyorum şu şekilde kapatıyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak 3 tane trabzanımı buraya örüyorum 1 2 ve 3. Bakınız aynı anda ilerliyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ortaya batıyorum. Bir zincir çekerek ayırmış olduğum bölüme tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer köşemi birleştirmek için buraya geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen karşıdaki sarı olan motifime geçiyorum. Bakınız birleştirdim. Ve tekrar bir tane zincirimi çektikten sonra üç tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Diğer motifin bakın şöyle denk getirdiğimiz zaman hiç kafamız karışmayacak. Bir zincir olan bölümüne batıyorum. Bu tarafta çekiyorum. Diğer tarafa batıyorum. Battıktan sonra yeniden bir zincir ilave ederek bu köşeye geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra bakınız köşedeki orta yere giriyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olan yere şöyle ardından giriyorum. Ve bir zincirimi çektikten sonra birleştirme işlemini bu şekilde tamamlamış oluyorum bakınız. Şöyle birleştir. Hem köşelerden hem ortadan kavradık. Ortayı da ihmal etmiyoruz. Diğer tarafı da kavradık. Şimdi çeviriyorum. Birleştirme işlemimi yapıldıktan sonra ikinci üçlü grubumu örmeye başlıyorum. Şu şekilde bir tane zincir çekiyorum ve bakınız şurada görmüş olduğumuz ilk Trabzan olarak ördüğümüz zincirimin tepe noktasına sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zinciri çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bu şekilde rengarenk cıvıl cıvıl motiflerimizi örerek birleştirmeye başladık ve devam ediyoruz. Gayet zevkli hemen arkasına geçiyorum. Bakınız Bir tane bu kalmıştı hemen onu da gizliyorum. Kestikten sonra projemiz tamamlanmış oluyor bakın. Şu şekilde hem ördük hem de birleştirme işlemini yaptık. İlk birleştireceğimiz noktada sadece iki köşeleri birleştireceğiz. Bakınız iki köşelerimizi. Hemen köşeleri ortadan bir diğer köşe olarak bir köşede tamamlayabiliriz. Bu her iki köşemize de yani her iki kenarımızı da birleştirdik. Evet. Bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.